Sonucunda Furkan yerde kalan isim oluyordu ve hakem faulü verdi. Değerli izleyenlerimiz, biliyorsunuz geçtiğimiz yıl isim sponsoru Efenspor'un aday yapıydı. Bizim de arada bir ağzımız geçen yılın alıştığı için aday yapı diyebiliyoruz. Ama bu yılki Efenspor'a destek veren güçlü firmalardan, Karabük'ümüzün güçlü firmalarından ASD isim hakkı sponsoru oldu, biliyorsunuz Efenspor'da. Bu yıl Efenspor sahaya ASD Efenspor olarak çıkacak. Yine Fibak Makinalar Grubu Efenspor'un forma sponsoru oldu. Bu arada her iki takım da birbirleri üzerinde baskı kuruyor. Şu anda aslında bilmenizi istediğim bir konu daha şu var. Biliyorsunuz Efenspor amatör kümede mücadele ediyor. Ancak Kastamonu Özel İdare, bildiğiniz gibi Bal Ligi temsilcisi, Kastamonu'yu Bal Ligi'nde temsil ediyor. O yüzden aslında bir tık üstte olan bir takım olması nedeniyle Efenspor'un bugün burada göstereceği performans bir nebze de olsa ligdeki aslında mücadelenin nasıl bir mücadele olacağını da gösterecek. Şu anda oyun %50-%50 desek yeridir. Çünkü her iki takım da birbirlerinin kalelerini sık sık yokluyorlar. Teknik adamlardan da, yine oyun içerisinde oyunculardan da sürekli aynı telkin geliyor. Biraz daha sakin, biraz daha konuşarak oynayalım, birbirimizi görerek oynayalım diyorlar. Bu arada Efenspor'lu bir oyuncuda problem var. Şeytan'da bir sanırım sakatlanma mı oldu tam anlayamadık ama oyun bir durmuştu. Evet, hakem yeniden oyunu başlattı. Kastamonu Özel İdaresi taç atışını kullandı. Evet, şu anda Seyit topu aldı. Şeytan topu aldı Efenspor'dan. Bir ara pası verdi, uzun pas. Araya giren Kastamonu Özel İdareli oyuncu topu kalesinde dönerek kalecisine kazandırıyor ve Kastamonu kalesinden oyun yeniden başlıyor. Şu anda sizin de duymuş olduğunuz gibi sürekli olarak oyuncular birbirlerine direktifler veriyorlar. Özellikle kaleciler oyun arkadaşlarına biraz daha uyum sağlamaları için hareket tarzlarını, yerleşim planlarını söylüyorlar. Taç atışı kullanacak olan Efenspor, ASD Efenspor şu anda sağ kanattan taç atışını kullandı. Uzun bir top geldi. Faul. Evet. Kastamonu Özel İdareli oyuncunun yapmış olduğu hareket sonrası Efenspor faul kullanacak orta sahadan. Evet, geri dönmeyi tercih etti Efensporlu oyuncu. Evet, uzun bir top geliyor şu anda Oğuzhan. Evet, güzel bir top. Yine güzel bir ara pası. ASD Efenspor'un şu anda bir baskısı söz konusu ama Özel İdare'de evet savunmaya çekilmiş durumda. Gerçekten baskı var. Uzun bir top geliyor ve kaleci de kalıyor. Kaleci Emre Keşkek topu tek hamlede kontrol altına alıyor değerli spor severler. Kastamonu İl Özel İdare'de. Yeniden İl Özel İdaresi'nin kalesinden başlayan oyun. Maçta şu anda 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Tüm hatlarıyla Efenspor rakip alana geçmek istiyor. Evet, şu anda topu Efenspor'lu 11 numaralı formasıyla Süleyman alıyor. Topu kendi takımına kazandırıyor değerli spor severler. Efenspor, ASD Efenspor bir baskı kurmaya çalışıyor rakip yarı alanda. Uzun bir top geliyor şu anda.
Berkcan. Evet, Berkcan'a yapılan hareket. Faul. Hakem faul veriyor. Evet, sağlık ekipleri şu anda sahaya istendi. İdris'in yapmış olduğu, Kastamonu Özel İdaresi'nde 29 numaralı formasıyla İdris'in yapmış olduğu hareket sonucunda Berkcan yerde kalan isim oluyor. Evet, serbest vuruş kullanacak. Efenspor adına Emir. Topun başındaki Emir. Efenspor'da şu anda serbest vuruş için işaret bekleniyor. Evet, işaret geldi. Uzun bir top. Ancak out. Out'a çıkıyor. Berkcan'ın, pardon, Emir'in vuruşu ne yazık ki kimseye dokunmadan. İlk 45 dakikada 10 dakikalık süreyi geride bırakmış bulunuyoruz değerli spor severler. 0-0 eşitlik devam ediyor. Efani İlçe Stadyumunda ASD Efenspor ve Kastamonu İl Özel İdaresi karşılaşmasında 0-0 eşitlik devam ediyor. Uzun bir top geliyor şu anda Kastamonu İl Özel'sine. Ancak savunma, Efenspor savunması çok dikkatli. Köşe vuruşu kullanacaklar Kastamonu İl Özel İdaresi oyuncuları. Sol kanattan. 14 numaralı formasıyla Umutcan şu anda topun başındaki isim. Kastamonu İl Özel İdare şu anda tüm hatlarıyla rakip ceza sahasında, evet, kullanılıyor. Savunma çok dikkatli Efenspor'da şu anda. Araya giren oyuncu, evet, Kastamonu İl Özel İdaresi'nden bir faul beklentisi var ama gelmiyor. Efenspor şu anda ceza sahasında gidiyor. Ancak dengesini kaybediyor. Dengesini kaybediyor Efenisporlu oyuncu. Bu, evet, demin yerde kalan oyuncu vardı. Hakem devam demişti. İdris yerde kalmıştı. Evet, görmüş olduğunuz gibi Efenspor teknik adamı da Sedat Kalaycı da hemen oyuncunun yanına giderek hakeme de biraz daha esnek olmasını rica etti. Böyle durumlarda oyunculara zarar gelmesini istemiyor her iki teknik adam da. Kastamonu İl Özel İdaresi'nden Umutcan yerde kalmıştı. Şu an tekrar oyuna döndü Umutcan ve oyun yeniden başladı. ASD Efenispor gerçekten baskı kurmaya devam ediyor. Çünkü bugünkü maç ne kadar hazırlık maçı olsa da aslında ASD Efenispor'un bir nebze de olsa gücünü gösterecek olan bir maç. Ve kendi evinde ilk maçında mutlak bir galibiyet istiyor ASD Efenspor. Şu anda Efenisporlu oyuncular araya girerek top almışlardı. Ancak yine araya giren Kastamonu İl Özel İdareli oyuncu topu takımına kazandırıyor. Yine bir mücadele var, ikili mücadele var. Uzun bir top geliyor İl Özel İdaresi takımından. Tabii ki Efenli savunması çok dikkatli bir şekilde topun kontrolünü sağlıyor değerli spor severler. Gerçekten şu an çok güzel bir maç izliyoruz. Ve buradan şunu da çıkartabiliriz değerli spor severler. Yine bir faul beklentisi var İlizöldere'de. Ancak hakem hala durdurmuyor oyunu. Evet, şimdi durdu. Orada bir
sakatlanma söz konusu oldu değerli spor severler. Sağlık ekibi bekliyor şu anda. Hakem sağlık ekibi istedi. Evet, dediğimiz gibi bu bir dostluk maçı ve tüm futbolcular gördüğünüz gibi hemen arkadaşlarının yanına gidiyor. Gerçekten şu da bir gerçek ki şu anda Bal Ligi pozisyonunda, Bal Ligi'nde mücadele edecek bir takımla açıkçası karşı karşıyayız. Efendi Spor'da değerli spor severler. Sizler de görüyorsunuz. Bal Ligi temsilcisiyle gerçekten güzel bir mücadele veriliyor. Şu anda Oğuzhan Bayram 25 numaralı formasıyla yerde kalan oyuncuydu. Saha kenarına geldi ve hakemin işaretini bekliyor oyuna yeniden girmek için. Kısa bir sakatlık geçirdi Oğuzhan. Şu anda gördüğümüz kadarıyla Oğuzhan hafif de bir aksama var ama oyuna devam edebilecek şekilde gözüküyor. Top kontrollü bir şekilde dışarıya çıktı ve evet Oğuzhan yeniden oyunda. Oğuzhan Bayram Kastamonu İl Özel İdaresi'nden şu an yeniden oyuna dahil olan isim oldu. Dediğimiz gibi değerli spor severler çok güzel bir maç izliyoruz. Şu anda bir faul daha Kastamonu Özel İdaresi kullanacak. Kastamonu'yu Bal Ligi'nde temsil eden Kastamonu İl Özel İdaresi yine amatör kümede mücadele veren ASD Efsane Spor'la karşılaşıyor ve şu anda İl Özel İdaresi'ne gerçekten zorluk seviyesini en üst seviyeye çıkartan bir maç oldu desek yeridir. Tabii ki havanın sıcak olması oyuncuları biraz daha zorluyor. Şu anda topuk kaybı oldu. Kastamonu Özel İdare şu anda rakip sahaya yükleniyor. Araya giren Efesporlu oyuncu uzun bir pas veriyor ancak yetişemiyor. Yetişemiyor Efesporlu oyuncu. Gerçekten güzel bir atak olabilirdi aslında burada. Ne yazık ki olmadı. Kastamonu İl Özel İdaresi şu anda taç atışı kullandı. Tabii ki Efesporlu oyuncular bir faul beklentisi vardı Efesspor'da ancak hakem devam dedi. Dediğimiz gibi güzel bir maçı izliyoruz. Efesşehir Stadyumu'nda hava mevsim normallerinde sıcaklık biraz yüksek desek yeridir. Haliyle oyuncular da bundan etkileniyorlar. Maçın artık 17 dakikasını geride bıraktık değerli spor severler Efesane İlçe Stadyumu'nda. 0-0'lık, 0-0 eşitlik devam ediyor. Savunmada çok iyi Efesane Spor oyuncuları. Dikkatliler. Mümkün mertebe kaleciyi hiçbir zaman topla baş başa bırakmamaya çalışıyorlar. Tehlike oluştuğu an kaleden uzaklaştırmak için çok güzel paslaşmalar yapıyor Efesane Spor. Evet, bir top kaybı geliyor Efesane Spor'dan ancak araya giren savunma oyuncusu topu taça gönderiyor. Özel idare hemen rakip bir alandan taç atışını kullandı. Şu an oyun son 2-3 dakikadır tamamen Efesane yarı sahasında dönüyor. Evet bir faul var Efesporlu oyuncuya. Mikail yerde kalıyor Efespor'dan. Bir topa ikili mücadele etmek isterken hakem elbette ki faul verdi. Şu anda ASD Efesane Spor bir atak geliştirmek istiyor. Sağ kanattan baskı kurmaya çalışıyor. Evet.
Çok güzel bir mücadele oluyor değerli izleyenler. Taç atışı Efenspor'un kendi yarı sahasından kullanacak. Efenspor uzun bir taç atışı geliyor. Bayağı bir uzun geliyor. Kendi oyuncusunu geçiyor değerli izleyenler. Top ve her iki teknik adam da oyuncularına sürekli olarak direktifler veriyorlar. Ve bu direktifler doğrultusunda her iki takım da sahadaki yerlerini daha rahat, daha net bir şekilde görebiliyorlar. Evet, dediğimiz gibi havalar sıcak. Bir su molası geliyor. Orta hakemden. Her iki takım oyuncuları da şu an kendi kulübelerine doğru geçiyorlar. Su molası verildi. Gel. 20 dakikayı geride bıraktık değerli spor severler. Evet, şu anda ASD Efenspor'lu oyuncular da kendi aralarında şu anki 20 dakikalık maçın değerlendirmesini yapıyorlar. Nasıl bir hareket şekli yapacaklarını, durumlarının nasıl olduğunu kendileri birbirleri arasında konuşuyorlar. Biliyorsunuz böyle çok sıcak havalarda hakemlerin inisiyatifinde su molaları veriliyor değerli sporseverler. Maçın 20. dakikasında yine aynı şekilde maç hakemi, orta hakem böyle bir hak kullandı. Muhammed Enes Şakar ve su molası artık sona erdi. Maç başlayacak. Şu an oyuncular yerlerine yerleşmeyi bekliyorlar. Başladı değerli sporseverler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor Eflahiye İlçe Stadyumu'nda. Evet. Sakin diyor. Top dışarı çıktı. Dışarıdan döndürüldü. Kastamonu İl Özel İdaresi oyuncuları tarafından. ASD Eflahiye Spor Kalesi'nden maç yeniden başlayacak değerli sporseverler. Her iki teknik adam da sık sık oyuncularını uyarıyorlar. Yapmaları gerektikleri hareketleri söylüyorlar sürekli olarak. Evet, yine uzun bir top kullandı ASD Efenspor kalecisi. Evet, taç atışı orta sahadan İl Özel İdaresi tarafından kullanılacak. Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından kullanılacak. Uzun bir top geldi. Savunma çok dikkatli. Topu hemen uzaklaştırıyor Efenspor oyuncuları. Savunma. Evet, bir hata yapılıyor. Top şu anda İl Özel İdaresi'ne doğru. Ara pası geliyor. Ceza sahasında şu anda tehlike var. El var. Evet. El var ancak hakem adam devam dedi. Hakem devam dedi. Evet, orada bir elle oynama itirazı vardı Kastamonu İl Özel İdaresi'nden ancak hakem hayır dedi.
Elbette ki dediğimiz gibi Spor'un sesli sayfamızdan maçın özetini izleyebilirsiniz. Elbette ki o deminki Ased Efendispor ceza sahasındaki pozisyonu da sizlerin ekranlarınıza tekrardan getireceğiz değerli spor severler. Yine Kastamonu İl Özel İdaresi rakip ceza sahasında uzun bir top orta geliyor. Evet, bir faul beklentisi var. Hakem devam dedi. Bir şey yok dedi. Kastamonu Özel İdare şu anda rakip ceza sahasına çok yakın. Evet. Her iki takım da biraz daha hareketlendi. Biraz daha açıldılar desek yeridir. Artık çünkü 25. dakikanın içerisine girmiş bulunmaktayız değerli spor severler. Bu 25 dakikalık süre içerisinde oyuncular birbirlerine ısındılar. Sahadaki pozisyonlarını, sahadaki yerlerini iyice anladılar, tanımladılar. Ve artık 25. dakikadan sonra daha güzel bir futbol izlemeye başlayacağız gibi gözüküyor şu anda. Her iki takımın da savunmaları gerçekten çok güzel değerli spor severler. ASD Efendispor da aynı şekilde, Kastamonu İl Özel İdaresi de aynı şekilde. Savunmada çok dikkatliler. Mümkün mertebe top kendi ceza sahalarına girdiği zaman tüm oyuncular kalelerini korumak için kale önüne toplanabiliyorlar. Çok iyi organize olabiliyorlar. Şu anda bir atak şansı yakalıyor İl Özel İdaresi. Ancak buna izin vermiyor Efendisporlu oyuncular. Uzun bir top geliyor. Sağ kanattan şimdi Efendispor yeniden bir atak yapacak. Evet, elle oynama. İdris'in Kastamonu Özel İdare'den yapmış olduğu hareket sonrasında serbest vuruş kullanacak Efendispor. Hakem el var dedi. Efendispor yeniden uzun bir top geliyor şu anda. Sağ kanattan bir baskı uygulamaya çalışıyor Efendispor. Ama buna müsaade etmiyor Kastamonu İl Özel İdareli oyuncular. Top avuta çıkıyor. Kastamonu İl Özel İdaresi hemen kendi kalesinden başladı. Ancak uzun bir pası taca çıkarttılar. Şu anda efsane tacı kullandı değerli spor severler. Uzun bir top. Evet, bir kontrol atak şansı yakaladı şu anda. İl Özel İdaresi sağ kanattan bir baskı uygulamaya çalışıyor. Ancak araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırıyorlar. Yine evet, araya giren Efendisporlu oyuncu güzel bir orta veriyor. Bir baskı kurmaya çalışıyorlar ancak top yine taca çıkıyor. Kastamonu İl Özel İdaresi şu anda taç atışı kullanacak kendi yarı sahasından. Düzeltiyorum, Efendisporlu oyuncular kullanacak değerli spor severler. Son temas Kastamonu İl Özel İdaresi oyuncusundan olduğu için. Taç atışını kullandı hemen Efendisporlu oyuncu. Şu anda uzun bir pas. Evet, hatasını düzeltiyor Efendisporlu oyuncu. Ve topu kendi kalecisine gönderiyor. Sakin bir şekilde şu anda kendi aralarında top çeviriyor Efendisporlu oyuncular. Bir baskı kurmaya çalışıyorlar. Güzel bir ara pas geliyor ancak Efendisporlu oyuncu topu döndüremedi rakip kaleye doğru. Ve o yüzden geri dönmeye karar verdi ve kendi yarı sahasına dönüş yapmıştı Efendisporlu. 10 numaralı formasıyla Furkan tehlike yapmak istemedi, topu kaybetmek istemedi. Şimdi Kastamonu Özel İdare taç atışı kullanacak kendi yarı sahası içerisinden.
Evet, taç atışı kullanıldı. Efkansporlu oyuncular araya giriyor, top alıyor. Ancak yine araya giren Kastamonu İllüzyon İdaresi oyuncusu topu kendi takımına kazandırıyor. Şu anda ikili mücadele devam ediyor ve top taca çıkıyor. Top taca çıkıyor. Kastamonu İl Özel İdaresi hemen taç atışını kullandı. Sporlar şu anda bir atak şansı yakaladı. Bir orta gelirse bunu gole çevirebilirler mi diye bakıyoruz. Ancak orta sahaya geri döndü Efkansporlu oyuncu. Şimdi uzun bir pas sol kanattan. Efkansporlu oyuncu ancak çok uzun bir top geliyor. Ve ne yazık ki bu pozisyonu da değerlendiremiyor Efkanspor. Ve topu kaybediyor değerli spor severler. Şu an yine Kastamonu İl Özel İdaresi taç atışı kullanacak kendi yarı sahası içerisinden. Evet, orada Efkansporlu oyuncuların baskısı var. Şu anda topu Efkansporlu oyuncular kazanmaya çalışıyor. Bir karambol yaşandı. Şu an top orta sahada döndürülmeye çalışılıyor. Efkansporlu oyuncu. Evet, bir atak şansı daha geldi şu anda Efkanspor'dan. Top taca çıkıyor. Ne yazık ki bunu yine maçın 32 dakikası artık geride kaldı değerli spor severler. Evet, taç atışını kullanacak olan taraf Efkanspor hemen savunmaya döndü. Şu anda Efkan İçi Stadyumunda 0-0'lık eşitlik devam ediyor değerli spor severler. Efkanspor baskı uygulamaya çalışıyor ancak yine başaramıyor. Oktay'ın mücadelesi sonucu yerde kalıyor ve taca çıkan top şu an Efkanspor tarafından kaybedildi ve Kastamonu İl Özel İdaresi taç atışı kullanacak kendi yarı sahasından. Kastamonu kendi kalesine döndü, savunmasına döndü. Evet, Sino şu anda evet faul verdi. Orada yaptığı hareket sonrasında evet görüyorsunuz tekrar ekranlara getirdik. Bu hareket sonrasında ceza sahasına çok yakın bir mesafeden şu anda serbest vuruş kullanacak
Efen Sporlu oyuncular. Evet, bu şansı değerlendirebilirse eğer Efen'i bir mutlak gol gelebilir diyoruz değerli spor severler. Evet, hakemin işaret vermesi bekliyor ve işaret geldi şu anda. Out. Evet, out değerli izleyenler. Top az bir farkla üst, kale üstünden out'a çıkıyor. Bu pozisyonda değerlendiremiyor Efenli Sporlu oyuncular ne yazık ki değerli spor severler. Evet. Kastamonu Kalesi'nden yeniden başlayan oyun. Evet, taç atışını Efenli Spor kullanacak değerli spor severler. Evet, bir bağırma sesi geldi ama önemli bir şey yok. Evet, Efen Spor taç atışı kullanacak değerli spor severler. Pardon, düzeltiyorum. Serbest vuruş kullanacak Efen Spor. Evet, mutlak bir gol şansını kaçırıyor Efenli Spor. Evet, mutlak bir gol şansını kaçırdı Efenli Spor değerli spor severler. Görmüş olduğunuz gibi burada. Evet. Kalecinin üzerinden atlayan topu ne yazık ki gole çeviremedi Efenli Sporlu oyuncu. Son anda kaçırdı değerli spor severler. Evet. Burada bir faul yaşandı. Yerde kalan oyuncu. Eren Demiray yerde kalan oyuncu. Evet, serbest vuruş kullanacak Kastamonu İl Özel İdaresi. Değerli spor severler. Evet, işaret geldi. Kastamonu İl Özel İdaresi uzun bir topu kullandı ancak out'a gitti. Hiçbir oyuncu temas edemedi değerli spor severler. Evet, yine bir atak şansı geliyor Efenli Spor'dan. Thank you.
Evet, Kastamonu özel idare şu anda taç atışı kullandı değerli spor severler. Ceza sahasına girmeye çalışıyor. Savunma dikkatli, topu hemen uzaklaştırıyor. Evet, kaleci kalesine açıldı. Ve topu taca çıkarttı. Yine Efkanespor ikinci defa gole bu kadar yaklaşmıştı değerli spor severler. Evet, Kastamonu Üniversitesi taç kullanacak. Hemen. Evet, çok güzel bir şekilde topa müdahale ediyor Efkanesporlu oyuncu ve topu taca gönderiyor. Baskısı devam ediyor Kastamonu Özel İdare'nin. Evet, taç, evet taca bakıyoruz hemen. Evet, taç atışını normal şartlarda bu arada Kastamonu Özel İdare'de oyuncu değişikliği gerçekleşti değerli spor severler. Evet, işaret geldi. Taç atışı kullanılıyor hemen. Evet. Faul veriyor hakem. Efkanesporlu oyuncu için. Şu anda rüzgar da artık esmeye başladı. Evet, top şu anda Efkanespor kalecisinde. Top out'a çıkıyor. Evet, Efkanespor Kalesi'nden oyun başlayacak. Yeniden. Evet, uzun bir top geliyor. Evet, burada bir itiraz söz konusu değerli spor severler. Evet, pozisyonu yeniden izliyoruz. Evet,
İki futbolcu şu an yerde kalıyor. Değerli spor severlerimiz. Evet. Hakem uyarılarını yapıyor. Biraz daha sakin oynamaları gerektiği konusunda. Evet. İşaret verilmesi bekleniyor. Şu anda evet. Mesafeyi gösterecek şimdi. Evet. Baraj kuruldu. Ceza sahasında çok yakın bir pozisyonda. Evet. Topun başında Fatih var. Kastamonu İl Özel İdaresi'nde. İşaret geldi. Fatih topun başına vurdu. Evet, bir karambol anı yaşanıyor. Hemen araya giren Efesporlu oyuncu topu uzaklaştırıyor başarılı bir şekilde. Topu taca gönderiyor. Efesporlu oyuncu en yapması gereken hareketi yapıyor değerli spor severler. Çünkü çok tehlikeli bir pozisyondaydı. Dediğimiz gibi her ne kadar dostluk maçı olmuş olsa da yine de elbette ki takımlar en azından burada gol atmak istiyorlar. Kendi performanslarını görmek istiyorlar. Yine ceza sahasında bir tehlike söz konusu şu anda. Evet, çok tehlikeli bir pozisyon gerçekleşti değerli spor severler. Top üst direkten out'a çıktı. Artık maçın son dakikaları, hakem saatine bakıyor. Muhtemelen ilk yarı bu şekilde 0-0 tamamlanmış olacak. Ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi değerli spor severler. İkinci yarıda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.